en asosiy qonunlardan bittasi. Bu qonun qanday ta'riflanadi? Avval bu Avogadro sonini Avogadro olib kirmagan, ya'ni 6.0 darajasi bo'lmish degan qiymatni boshqa olim olib kirgan. Lekin bizning kitobimizda Avogadro qonuni Avogadro soni deb yozib qo'yilgan. Biz shunday tasavvur qilamiz. Xo'p, Avogadro ko'proq gazlar bo'yicha ishlar amalga oshirilgan va gazlar bo'yicha qonun yaratgan. Qonun qanday? Bir xil sharoitda, ya'ni bir xil sharoitda deganda temperatura bilan bosim nazarda tutiladi. Bir xil bosim va bir xil temperaturada turli gazlarda hajmlari teng bo'lsa, ularni molekulalar soni ham teng bo'ladi degan. O'zi qisqagina gap. Har xil gaz olamiz idishlarga, masalan aytaylik, birinchi idishimizga vodorod olamiz, ikkinchi idishimizga masalan kislorod olamiz. Buni massasi masalan 2 gram, molekulyar massasi buniki 32 gram. Turli xil gaz oldik, lekin ikkalasini ham temperaturasi bir xil va bosimi ham bir xil. Bosimlari bir xil bo'lsa, bir xil sharoitda bu ikkala gazdagi molekulalar soni ham teng bo'ladi dedi. Bu Avogadro qonuni mana shu. Avogadro qonuni har qanday gaz 22 litr hajmni egallaydi degan bu qonun emas bu. Bu Avogadro qonunidan kelib chiqqan xulosa. Avogadro qonuni bir xil sharoitda, nima bir xil bo'lishi kerak? Temperatura. Turli gazlarda teng hajmlarida nimalari teng bo'lar ekan? Molekulalar soni teng bo'ladi. Tushunadingizmi? Ya'ni ularda bosim haroratlari bir xil, bosimlari bir xil va bir xil idishda bo'lsa, ularni hajmlari ham bir xil bo'ladi. Hajmlari ham teng bo'ladida, hajmi teng bo'lgan gazlarni molekulalar soni ham teng bo'ladi. Uni qizig'i yo'q qaysi gaz bo'lishi. Inert gaz bo'ladimi? Oddiy moddadan tashkil topgan gazlar bo'ladimi? Murakkab moddalardan tashkil topgan murakkab modda gaz bo'ladimi? Farqi yo'q. Harorati bir xil, bosimi bir xil va teng hajmli idishlarda turli gazlarni nimasi teng ekan? Molekulalar soni teng bo'ladi ekan. Ya'ni molekulalar soni teng degani mollari ham teng degani. Uni farqi yo'q. Masalan 10 litr bo'lsa, bu ham 10 litr keladi. 10 mol bo'lsa, bu ham 10 mol keladi. Ya'ni molekulalar 100 ta bo'lsa, bunda ham 100 ta bo'ladi degan xulosa kelib chiqadi. Xo'p. Endi Avogadro qonunini eshitib oldik-ku. Endi bundan ikkita xulosa kelib chiqadi. Avogadro qonunidan ikkita xulosa. Birinchi xulosa. Birinchi xulosa shundayki, birinchi xulosa. Har qanday gaz normal sharoitda, ya'ni normal sharoit qisqartirib yoziladi. Normal sharoit deganda nimani tushunamiz? Temperatura 0 gradus Selsiy yoki 273 Kelvin va bosim 1 atmosfera bosimida yoki 101.325 kilopaskal bosimda yoki 760 millimetr smog ustunida. Demak, normal sharoit gazlar uchun parametrlar, haroratlarimiz normal qiymatlarda, bosimlarimiz esa normal qiymatlarda bo'lganda gazlar uchun normal sharoit hisoblanadi. Har qanday gaz normal sharoitda 1 moli 22.4 litr hajmni egallaydi. Har qanday gaz. Vodorod bo'lsa ham, massasi 2 gram bo'lgan vodoroddan 1 moli 22.4 litr hajmni egallaydi. Ya'ni kislorod ham xuddi shunday, azot ham shunday, ammiak ham shunday, metan gazi ham shunday, vodorod xlorid ham shunday. Demak, bundan xulosa kelib chiqadi. Endi 10 moli qancha hajmini hajm egallashi normal sharoitda bilsak bo'ladi 224 litr. 0.1 moli qancha hajmni egallashini topsak bo'ladi. Masalan, 2.24 litr. Xulosa. Tushundingizmi? Xo'p,
ikinci kulasa kandayı desin. İkinci kulasa kandayı desin. İkinci kulasa. Her kandayı gez. Her kandayı gez. Ben burada. Her kandayı gez. Ben burada ben dedim. Ben burada. 6.02 10 derecesi 23'te atom molekülü ve iyon tutadı. Atom peki molekülü yok iyon tutadı. Şimdi bu Avogadro kuanına gelip çıkarken neçinci kulası bu? İkinci kulası. İkinci kulası. Şimdi bizden dışımız mümkün. 10 molede bu kulasından gelip çıkar. 10 molede neçte molekülü atom iyon buluşunu tapışımızın kalmasına 6.02 10 derecesi 22 kalmadı. 24 bo'lib qoladi. 0.0 da qancha molekula bo'lishi topishimiz mumkin. 6.2 darajasi 22 bo'lib qoladi. Shunday qilib qolgan moddalarni miqdoriga qarab turib molekulalar sonini topib olish mumkin. Bu ikkinchi qolsaga ko'ra. Mana shu son, mana shu son. Avogadro soni deb yuritilib, qisqartirilib, NA so'z bilan yuritiladi. 6.2 10 darajasi 23. Skartır. Yani her kandayı moddaki bir molada NAP, yani 6.02 10 derecesi 23'te molekula var diye yazıp getiriyoruz. Şuna diyeyim. Şimdi bir NA dediğini bir köpeğinden 6.02 10 derecesi 23'te. İki NA dediğini iki köpeğinden 6.02 10 derecesi 23. İki NA dedi. Yazıyorum. İki köpeğin altı kumarı konuda yazıştan göre iki NA dedi yazış asal var. Çünkü NA bu Avogadro sanı. Şimdi bana bu dörtten asal bak etti. Bana bu hacim var. 22 tör litre. 22 tör litre molyar hacim deyilerdi. Bana hacim ekin? Molyar hacim. Yani her kandayım altı bana onunla hacmi 22 tör litre bu yerde uçun molyar hacim deyilerdi. Ve bunun birliği 22 tör litre taksın mol de kılacağını. Ben molinin hacmi 22 tör litre değil. Şöyle.